Değerli izleyenler, BRT organizasyonu ve moderatörlüğünde tüm ülkemizin özel televizyon kanallarının katkı ve desteğiyle aynı anda canlı olarak verilen Cumhurbaşkanlığındaki yayınımıza devam ediyoruz. Birinci turda ağırlıklı olarak Kıbrıs sorununu konuştuk. İkinci turun başında da Kıbrıs sorununu konuşmaya ve televizyon kanallarının değerli temsilcileri bu yönde soru yönetmeye devam edecek. Sonrasında ise tabii ki iç konulara da gireceğiz. Önümüzdeki 50 dakika içerisinde Cumhurbaşkanı soruları yanıtlamaya devam edecek. Evet, Sayın Başkan, ilk turda ağırlıklı olarak Kıbrıs sorununu konuştuk ama öyle görülüyor ki daha Kıbrıs sorununa ilişkin, müzakere sürecine ilişkin konuşmaya ihtiyaç var. Arkadaşlarımızın bu yönde daha birçok sorusu var. Aytu Bey ile başlayalım bu tura. Aytu Bey hazırlanmış orada, sorular önünde. Buyurun Aytu Bey. Efendim, öncelikle tabii Mart ayında bir hani referandum hedefi var. Bu işte gerek Rum kaynaklarında gerek farklı uluslararası kaynaklarda ortaya konan bir beklenti. Tabii baktığımızda çok bir zaman kalmadı. Yani Mart ayına kadar 3 ay var. Ortalama 4 defa görüşürseniz ayda, toplam 12 görüşmedir bu. Tabii ilerlemeler olduğunu söylersiniz. Ama sohbetin içerisinde zaten geldiğimiz noktada henüz işte mülkiyette ilk söz hakkı konusu, AB birincil hukuk konusu, ne bileyim dönüşümlü başkanlık konusu, delegasyonlar, garantörlük tümünde bir uzlaşı söz konusu değil. Yani bunlar çok ağır beklenti de içeren konular. İki tarafın neredeyse %100 farklı yaklaşımıyla gelinen aşama. Bu kadar az bir süre içerisinde bunların nasıl çözüleceği ilerlemeler var ama ben bu 3 ayın içerisinde bu konularda nasıl bir ilerleme sağlanabileceğini, özellikle yani herhalde daha fazla bir şeyleri mi açıklamak lazım, detaylara girmiyoruz ya da bunların bizim bilmediğimiz detaylarda daha ileriye gidişi söz konusu mu bilmiyorum ama bir bakış açısıyla çok uzakta gibi görüyorum ben şahsen. Bu birincisi. İkinci bir soru daha sorup daha sonra dinleme pozisyonuna geçeyim ben. İkincisi de Kıbrıs sorununun yine Mart'ta hedefi koymuşsak çözümü için Kıbrıs Türk tarafından bakalım bir. Kıbrıs Türk tarafı buna ne kadar, bu çözümün, referandumun evet çıkması durumunda ne kadar hazırız biz? Yani yasalarımızla, düzeneğimizle, KKTC'nin kendi buna ne kadar hazırdır? Bu konuyla ilgili hükümetle istişare var mı? Avrupa Birliği'ne hazırlık konusunda en azından ve belki de Bakanlar Kurulu'na bir başkanlık etme düşüncesi söz konusu olabilir mi? Teşekkür ederim. Sayın Başkan, Fatma Hanım'ın da ait bir sorusu var. Birlikte yanıtlarsanız zaman kazanırız. Aynı konu Fatma olduğu için zaman kazanmak açısından uyarınıza uyuyorum. Umut açısından aslında ilk sorusu Aytuğ'un. Yani ne kadar ve neden umutlusunuz diye sormak istiyorum. Çünkü geçmişten bugüne görüşülen bütün konular hemen hemen aynı. Sizi farklı kılan, bize söylemeseniz de, açıklamasanız da, görüşme masasında sizi farklı kılan diğer liderlerden ve ben bu konuda ilerleme sağlayabildim veya sağlayabileceğim dediğiniz herhangi bir konu var mı? Soruları not edelim. Neden umutlusunuz? Siz Mart hedefini sorguladınız. Diğer soru neydi? Diğer de hani iç konularla ilgili hazırlık. Hazırlık. Yani çözüme hazırlık. Evet çözüme hazırlık. Evet, dördüncüyü de alalım. Ben de ekleyeyim Sayın Başkan. 47 yılda sağlanamayan ilerlemeyi sağlandı diye bir açıklamanız var. 47 yılda yaşanmayan ilerleme. Nedir bu? Neden spesifik olarak bunu kamuoyuna paylaşmıyorsunuz? Evet, Emine Hanım'ın da eki var. Ben de şeyi sormak istiyorum. Aytuğ'un ikinci sorusuna ek olarak hazır mıyız? Özellikle ekonomi, maliye ve turizm gibi sektörlerimiz birleşmeye hazır mı? AB uyum yasalarıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Yeterli hızla ilerliyor muyuz? Evet, peki. Çok birikti ama. Bu hepsini 3 dakikaya sığdıramam ama. Hayır Sayın Başkan, buyurun rahat. Şimdi Mart hedefi aslında Mayıs'taki güneydeki seçimler nedeniyle seslendiriliyor. Ben tarih
vermiyorum aslında. Yani Mart sözcüğü benim ağzımdan çıkmadı ama ben de çözümün aylar içinde olabileceğini çok seslendirdim. O inancımı hala da koruyorum. 47 yılda sağlanmayan ilerlemeden de kasıt şudur. Yani mülkiyet bu denli ayrıntılı hiç konuşulmadı. Diğer anlam başlıklarda planında da mı yoktu? Anlam planında da mı yoktu? Anlam planını Kıbrıslılar konuşmadılar ki. Anlam planını Papadopoulos müzakere bile etmedi. En sonunda ne oldu hatırlarsınız? Dediler ki boşlukları BM'ye yetki vereceksiniz. O doldursun. Bu epey gürültü çıkardı. Ondan sonra uzlaşıldı. Haritası da birçok başka maddesi de BM tarafından doldurularak sunuldu. 5 defa da değiştirildi. 5 versiyon. Son 5.'yi biz oyladık. Dolayısıyla ilk kez taraflar, belki neden umutluyuz bunun da bir cevabıdır. Taraflar kendilerini Kıbrıs'ın ortakları olarak algılamaya başladılar ve ortak bir yaşamı nasıl kurabiliriz? Birbirimizi nasıl daha iyi anlayabiliriz? Nasıl empati yapabiliriz? Bunu konuşmaya başladılar. Şimdi 8 aydır benim bazı eleştirilerim oldu. Onların da beni bazı eleştirileri oldu. Ama 8 aydır bir karşılıklı suçlama olayı yaşanmıyor. Böyle bir olayın yaşanmamasını dilerim tabii sonuna kadar. İnşallah böyle devam eder. Ben daha ilk günden seçildiğimin hemen ertesinde karşıdakini düşman olarak ötekileştirmeyin. Geleceğin ortağı olarak görünüz diye ilk mesajım bu oldu. Ve dolayısıyla farklı olan tabii sadece bu duygular, bu düşünceler, bu anlayışlar değildir Fatma Hanım. Farklı bir konjektür var. Biraz önce bir tanesinden bahsettim. Yani bir kere Orta Doğu'da bir kan gölünden bahsediyoruz. Çevre ülkelerde yaşanmakta olan büyük karışıklıklar var, çok ciddi sorunlar var. Kıbrıs'ta bir barış, Hristiyanlarla Müslümanların bir arada olacağı bir yeni düzenleme herkese ilham kaynağı olacaktır. Güzel bir örnek oluşturacaktır. Belki bizim burada din savaşları yaşamadık. Bizde daha çok milliyetçilik temelinde ayrışmalar yaşandı. Ama yine de bu topraklarda farklı dinden, farklı dilden, farklı kültürden insanların bir federal çatı altında buluşabilmeleri, bu dağılmaların yaşandığı bir ortamda bir birleşmenin, paylaşmanın, dayanışmanın ortak yarar hanesinde, ortak yarar paydasında buluşabilmenin getirisi herkes için çok olacaktır. Hem bizim için hem çevre için. Ve yeni konjektürde bir Rus uçağı düşürüldü. Suriye'den mülteci akınları yaşandı. Belki iki olumsuzluk, ikisi de olumsuzluk. Ama Türkiye'nin AB ilişkileri yeniden rayına oturmaya başladı. Başka bir şeyler oldu. Türkiye ile İsrail ilişkileri yeniden rayına oturmaya başladı. Doğal gaz bulundu bu son dönemde. Yeni bir konjektür oluşturdu. 10 yıl önce var olan Avrupa Birliği dinamiği ki iyi değerlendirilmedi. Ne bizim açımızdan, ne Rumlar açısından, ne de Avrupa Birliği ve Türkiye açısından iyi değerlendirilmedi. Kanaatimi çok sık ifade ettim. Onun ayrıntısına girecek zamanımız yok. Ama bugün yeni bir dinamik var. Dolayısıyla bu yeni dinamikte bir kere eğer akıl yolunda buluşmazsak, bunu söylüyorum diye beni eleştiriyor güneydeki bazı çevreler. Evet, akıl yolunda buluşmazsak gerginlik doğacak hidrokarbon yatakları için. Akıl yolunda buluşur, çözüm yolunda ilerlersek bundan iki taraf da yararlanacak. Sadece yarar Kıbrıslılara sınırlı kalmayacak. Türk-Yunan ilişkileri gelişecek. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri gelişecek. Federal Birleşik Kıbrıs'ın Türkiye ile olan ilişkileri gelişecek. İlk defa Kıbrıslı Rum iş insanı Türkiye gibi büyük bir pazarın yanı başında durduğunu fark etti.
Beni umutlandıran diğer bir nokta da bu. İlk defa dört tarafın, yani Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Rum, Kıbrıs Türk iş insanları bir araya geliyorlar. Ve ortak forumlar düzenliyorlar. Türkiye'li müteahhitler buraya geliyor. Bizim müteahhitlerle nasıl inşa edebiliriz geleceği diye bir arayış sergiliyor ama ondan daha da önemlisi Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum müteahhitleri bir araya geliyor ve yeni ortak anlayışlar geliştiriyorlar. Bunlar yoktu eskiden. Bunlar hep yeni unsurlar, daha sıralayabileceğim birçok şey ama unutmadan altını çizmem gereken diğer bir konu da şudur. Bakın, biz yıllarca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduk ama bu devleti tanıtamadık. Söylerim, yine söylemekte bir beis görmem. Türkiye Cumhuriyeti bizi tek tanıyan ülke ama Türkiye Cumhuriyeti tanıdım dese de bu tanımanın gereklerini tam olarak istese de yerine getiremeyeceği şartlar var dünyada. Örnek işte futbol maçları, milli maçlar, diğer maçlar. Bizim inan dostluk maçı bile yapamıyor. Türk takımları gelip burada kamp yapıp bizimle dostluk maçı bile yapamıyor. Kıbrıs Türk gençleri de ya ekran başında yahut da tribünlerden izlemek zorunda kalıyor. Güney'e gelip de yaptıkları maçları. Marşlar çalınıyor, Kıbrıs marşı diye, ulusal marşı diye Yunan marşı çalıyor. Kıbrıs bayrağı çekiliyor. Türkiye'nin devlet büyükleri de onu selamlamak zorunda kalıyorlar. Türkiye'deki etkinliklerde işte orada da şu gerçekten yüzleşiyoruz. Türkiye bizi tanısa da tanımanın gereklerini yerine getiremediği gibi Güney'i tanımadım dese de tanımamanın gereklerini yerine getiremiyor. Şimdi biz bunu yaşadık ve gördük ki Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Türk genç insanı, geleceğini kurmak isteyen insanlarımızı biz artık uluslararası hukuk dışında ila nihayet tutma hakkına sahip değiliz. Biz bir çözümle Kıbrıs Türk halkını uluslararası hukukun bir objesi haline getirmemiz lazım, onun bir parçası haline getirmemiz lazım ve gelecek kuşaklarımızın önünü açmamız lazım. Rumlar da bir şeyi gördü. Biz Avrupa Birliği'ne gireriz. Bir yıl içinde de Kıbrıslı Türklere, Türkiye'ye diz çöktürtürüz ve AB'ye girmek arzusunda olan Türkiye'de her türlü tavizi bize Kıbrıslı Türklerin üstünden verir anlayışı geçerliliğini yitirdi. Tam 11 yıl geçti Rumlar AB'ye gireli ve neyle yüzleştiler onlar da? AB'ye tek başına girmenin pek de ahım şahım bir şey olmadığı gerçeğinden yüzleştiler. Makarios Caddesi en işlek cadde, yarı yarıya dükkanlar boşaldı son yıllarda. Dolayısıyla ekonomik anlamda da Birleşik Federal Kıbrıs'ın çok daha büyük bir potansiyel taşıyacağını Rumlar da gözlemlediler. Dolayısıyla yeni olan bunlardır. Ve tabii ki bu noktada ben kendime de güvendiğimi ifade etmek istiyorum. Halkın bana duyduğu güveni boşa çıkarmayacak bir davranış içindeyim. Kıbrıs Türk'ünün haklarını elbette sonuna kadar savunacağım. Bu siyaseti sürdürüyorum. Ama bu topraklarda, bu adada bir de Kıbrıs Rum toplumu olduğu, onların da hakları olduğunu ve asıl önemli olanın bir tarafın evet, bir tarafın hayır senaryosunun yeniden yaşanması olmadığı, Rumların hayırının evet'e dönüşürken bizim de evetimizin muhafaza edilmesinin gerekli olduğu ve ben nasıl ki Rumların hayrının evet'e dönüşmesini anlıyorsam, onların da Kıbrıslı Türklerin evetinin yerinde kalmasının ne kadar gerekli olduğunu, anlamalarının gerekli olduğunu söylüyorum ve bu bilinçle hareket ediyorum. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bir empatiye, bu topraklarda birbirimizi anlamaya ve geleceği barış içinde kurmaya, yeni bir paradigmaya, büyük bir değişime, önce anlayışlarda bir devrime ihtiyacımız var. Ben bunları seslendiriyorum ve halkımızın da bu sese kulak vermekte olduğunu ve vereceğini ve referandumda da elbette haklarını muhafaza edeceğimiz bir anlaşma çerçevesinde olumlu bir sonuca doğru gideceğimize de inanıyorum. Bazen şöyle sözler söylenir, işte Türk tarafı bu defa hayır diyecek. Hayır, öyle bir şey söz konusu olmayacak.
Çünkü biz halkımıza hayır diyeceği bir anlaşma yapmayacağız. Önce biz kendimiz onu hissedeceğiz ki biz bu anlaşmaya gönül huzuru içinde imza atabiliriz. O noktaya gelmeden zaten bu imzayı da atmayız. Aynı şeyi tabii ki Rum tarafı da bunu isteyecek. Burada önemli olan uzlaşmaktır. Eskiden gene farklı olan bir şey söyleyeyim. Herkes pozisyonlarını masada sonuna kadar savunur. Ara yol arayışı sınırlı kalır. O çaba olsa da. Sonuçta biz bu tarafa, onlar da kendi taraflarına gittiklerinde pozisyonların tekrarı yapılır. Karşı tarafın pozisyonu çürütülmeye ve eleştirilmeye, yerilmeye, yerden yere vurulmaya çalışılır ve onlarınki bize yapılır. Ve sonuçta sıfıra sıfır, elde var sıfır. Bir sonraki toplantıya kadar konular ertelenir. Biz bunu yapmıyoruz. Biz bir kere çok yoğun çalışıyoruz, onu söyleyeyim. Hiçbir dönemde bu kadar yoğun çalışılmadı. Bir ay Kasım'da 6 kez toplandık. İşte 4 kez toplandığımız oldu. Ocak'ta 3 kez toplanacağız. Ama sevgili Aytu, şunu söyleyeyim. Bu kararlılık ve irade ki bizde vardır, diğer taraf da bunu sergilemeye devam ederse, bazı gördüğümüz yanlışlarını düzeltirse, bizi daha iyi anlamaya ve iki evete ihtiyaç olduğunu daha iyi kavramaya başlarsa ve ikide bir de işte Türkiye şunu yapsın, Türkiye bunu yapsın, Kıbrıslı Türklerdir muhatap, bunu daha iyi anlarsa, hiçbir Türkiye hükümeti Kıbrıs Türkü'nün ve onun liderinin, onun hükümetinin, onun meclisinin, onun siyasi partilerinin istemediği bir şeyi isteyemez. Bu sese kulak vermek zorundadır. Türkiye'de hangi hükümet olursa olsun. Bunu bir kere bileceğiz ve kendimize güveneceğiz. Sanmayalım ki bu masayı dışarıdan birileri idare eder. Arkadaşlar bakın, şu ana kadar Türkiye'den sadece olumlu destek gördük. Bunu da söylemekte hiçbir beis görmem. Bir engel görmedik. Tam tersine bizim yaptığımız, bizim gösterdiğimiz gayretlere olumlu destek gördük. Umarım bu şekilde devam edecektir. Dolayısıyla ikide bir de işte tabii Rum tarafında çok alışılagelmiş bir söylem var. Hangi lider gelirse gelsin buraya Türkiye'nin kuklası olarak nitelendirilir ve öyle takdim edilir. Bu anlayışlarını da bırakmaları lazım. Bu söylediğim tarzda devam edersek, evet, bahara da bir sonuç çıkabilir. Ben temennimi söylüyorum. Benim temennim, Mayıs'ta Rum tarafının seçimleri yapılmadan bu sonucu elde etmek. Ama hemen şunu söyleyeyim. Olmazsa, Mayıs'ta Rumlar bu seçimlerini yapmak durumunda olursa da dünyanın sonu değil. Sonrasında da devam eder süreç ve daha sonrasında da bitirilir. Ama niyet varsa bence zaman şimdidir. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Hazır mıyız? Son soru odur. Bunu bitireyim. AB'ye uyumdan bahsedildi. Hazır mıyız çözüme noktası? Kuzey'in evet'e ne kadar hazırlığını konuşurken yani siyasi olarak Güney'i evet'e döndürebilmek için ne yapmamız gerekir de konuşmamız gerekir diye düşünüyorum ben. Çünkü özellikle anlam planına hayır diyen AKEL'in bu dönemde evet'e dönüştürmek gereklidir çözüme ulaşabilmek için. Şu Doğru. anki pozisyonları da pek ona yakın gelmiyor ve ısrarla devamlı kırmızı çizgileri seslendiriyorlar. Ne yapmak lazım o noktada? AKEL'le DİSİ'nin bu çözüme elbette evet demesi büyük bir katkı sağlar. Çünkü bu iki büyük partinin oyları %50'yi aşar. Sadece onlarla sınırlı kalmaz diye düşünüyorum ben. Çünkü farklı partilerdeki hayır oyu için uğraştılar. Çok değişik sesler çıkıyor artık. Elbette onların oyunu evet'e döndürmek için biz olağanüstü tavizler vereceğiz. Ona göre hayır, biz makul olanı isteyeceğiz, makul olanı savunacağız. Ancak şöyle de bir durum var. Annan planına hayır deyip de bugün yanlış yaptığını algılayan çok sayıda Rum var. Araştırmalar bize bunu da söylüyor. İşte belki bu yaşadıkları ekonomik krizin de, ben her şeyi ona bağlamak istemem ama bu yaşanan ekonomik krizin de kendilerine verdiği bazı mesajlar var. Bir,
Belki benim şu söylediğim nokta çok ciddi bir geçerlilik olarak onların da beyninde yer etmektedir. Ben ne diyorum ilk günden beri? Sayın Anastasiadis ve ben aynı kuşağın insanlarıyız. Bu diplomaside kolay kolay benimsenmez belki. Diplomaside hep söylerim nokta yoktur, hep virgül, noktalı virgül. Bu dönem de biter, gene devam eder. Ama galiba artık herkes farkına vardı ki, mesela Sayın Andros Kiprianou'yla dün gece resepsiyonda, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü resepsiyonda karşılaştım. O da şey diyor, yani son denemedir diyor, son şanstır diyor. Herkesin içinde söylüyor, yani gizli bir şekilde söylemiyor. Ben de diyorum ki bizden sonraki kuşaklar artık ayrılığa doğru gidecekler. Ben öyle görüyorum yani. Ve dolayısıyla bu şansın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu eminim AKEL de, DİSİ de, diğer partiler de değerlendirecektir. Bizim partilerimiz de değerlendirmelidir aynı şekilde diye düşünüyorum. Avrupa Birliği'ne hazırlık bakımından tabii ki çok yapmamız gereken işler var. Çünkü bir taraf 11 yıldır Avrupa Birliği'nin içinde... Biz maalesef burada yeterli hazırlığı yapamadık. Şimdi de var gücümüzle bütün açıkları gidermeye çalışıyoruz ama gideremeyeceğiz tümünü. Gidermek için bir ad hoc komite kurduk, bir özel komite kurduk. Avrupa Birliği'nden uzmanlar geliyor, gelmeye başladılar. Mesela Euro'ya geçeceğiz. Avrupa Birliği'ne girdiğimizde biz de Türk lirasından çıkıp Euro'ya geçeceğiz. Bu konuda da bir yanlış anlaşılma oldu. Ben bu açıklamayı yaptığımda hazırlık için. İşte Cumhurbaşkanı kaldırıyor Türk lirasını gibi Türkiye basınının bazı kesimlerinde böyle eleştiriler oldu. Hayır, Türk lirasını kaldırmıyoruz şimdi ama Avrupa Birliği'ne girdiğimizde bir taraf Türk lirası o, bir taraf euro kullanacak değil. Hep birlikte euro kullanacağız. Ama tek örnek olacağız biz ki aynı anda belli bir dönem hem euro hem Türk lirası geçerli olacak. Belki bir yıl ama ikisi aynı anda. Dünyada Avrupa Birliği'ne üye olmuş ülkeler arasında böyle bir örnek yok. Masada yani, konuşuldu mu Sayın Başkan? Avrupa, masada bu kadar ayrıntı konuşmuyoruz. Komitelerde konuşuluyor bunlar, yani teknik komitelerde. Biz Espenaide'ye yetki verdik, hem IMF ile hem diğerleriyle temaslar kuruyor finansman bakımından. Avrupa Birliği'nden de bir temsilci var burada ama masada değildir. Espenaide'nin bizimle olan masasında değil, yan odadadır. Gerektikçe çağrılan Peter van Nuffel vardır. Avrupa Birliği ile ilişkileri o kuruyor. Hangi alanlarda ihtiyaç varsa uzmanlar geliyor buraya ve bizim devletimizin, hükümetimizin bürokratları da birkaç kez buluştular. Müsteşarlar, vergi dairesinden uzmanlar bu konularda çalışmalara başladılar. Yani aktif olarak somut çalışmalar yapılıyor arkadaşlar. Ve bu yalnız işte bu euro konusuyla ilgili değil. Avrupa Birliği'nde eurozona geçen hiçbir ülke kendi eski para birimini devam ettirmedi. Euro'ya geçerken kendi para birimi devreden çıktı. Şimdi öyle olmayacak bizde. Bir geçiş sürecine ihtiyacımız olduğu için Türk lirasıyla birlikte bir yıl en azından yürürlükte kalacak. Bunun getirdiği avantajlar var, komplikasyonlar var. Bunun üzerinde çalışılıyor. Dolayısıyla biz yasal mevzuatımızı, idari kapasitemizi, teknik donanımlarımızı mutlaka AB standartlarına getirmek için çalışmalıyız. Ama son bir not bu noktada, her şeyi yetiştiremeyiz. Yani eğer önümüzdeki yıl içinde bir çözüme ulaşacaksa ki ulaşacağımıza inanıyorum, her şeyi yetiştirmek mümkün değil. O zaman ne olacak? Geçiş süreçleri yaşanacak ki bizim ekonomimiz bundan zarar görmez. Yani belli geçiş dönemleri yaşanacak. Yani mesela Maliye'nin evet, borcu tabii vardır. Tabii süre de artık bizi sıkıştırıyor. Evet. Yarım saatlik gibi bir zamanımız kaldı. Dilek Hanım uzun zamandır bekliyor bir soru sormak için ardından. Evet, tabii iç konularla ilgili sormayacağım soru. Yani iç konularla ilgili soru sormayacağım. Mümkün olduğunca hızlı soruyu alalım. Yarım saat. Şimdi son. Kıbrıs meselesi ama eski Bakan Zeren Munga'nın bugün bir röportajı var. Oradan kısa bir alıntı yaparak geleceğim konuya.
Dedi ki bugünkü röportajında KKTC'de gerekli ekonomik reformların yapılmaması durumunda olası bir çözümde tüm toplumun büyük bir hüsran yaşayacağını, hükümet kurulurken 6 sektörle ilgili detaylı bilgi yazıldı. Yani reçetemiz vardır. Mühim olan yasalarımızı vaktinde yapmak ve büyüme oranını yakalamak için de katkılarımızı almalıyız. Bunları yapmadığımız takdirde bir anlaşma olursa Kıbrıs Türk halkı ciddi bir şok içine girecektir. İlk olarak da kamuda idari teknik düzenleme ve mevzuat düzenlemelerinin süratle yapılması lazım. Bu düzenlemelerin dünya ve AB ile uyumlu olması lazım. Üzülerek şunu söylemek durumundayım ki meclisimiz yeterli performansı gösteremiyor. Çok sayıda yasa benim de görevde olduğum dönemde meclisin gündemindeydi. Ama yapılan bir takım hazırlıklar istenilen şekilde sonuçlandırılamadı. Evet. Güney ekonomisiyle mücadele edebilmek için özellikle mevzuat, idari, teknik yönden, personelimizin eğitimi yönünden çok daha iyi noktalarda olmak zorundayız dedi. Evet, şimdi Federal Kıbrıs Devleti'ni, diyelim ki Federal Kıbrıs Devleti kuruldu. Bu devlet bizim siyasetimize, ekonomik hayatımıza nasıl bir şekil verecek? Nasıl bir düzenleme getirecek? Örneğin batık belediyelerimizin durumu ne olacak? Bir katkı koyabilecek mi? Yani bir tanrısal el mi dokunacak bize, her şeyi düzelecek? Örneğin bütçe açığımız var. Bu bütçe açığımızı biz bir federal devlette nasıl kapatacağız? Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak? Yani yardım alabilecek miyiz? Yoksa kredi mi alacağız orada? Bu ilişkiler nasıl olacak? Nasıl bir yaşam bekliyor Kıbrıs Türk halkını? Hani siz diyorsunuz ya, halk bugününden daha iyi bir yaşam görürse evet diyecek. Bütün bunları nasıl bir fotoğraf çıkıyor ortaya? Şimdi tabii bu belirte, Zeren Bey mi verdi bu evet, şeyleri? Evet, bugünkü bu. Yani bunların çoğu doğru saptamalar. Önemli olan tabii bu saptamaların doğruluğu değil sadece, gereğini yerine getirmek. Yani AB ile ilgili uyum yasaları çok uzun zamandan beri hep duyuldu, hazırlığı var, yapılıyor, yapılacak. Yavaş ilerlediğinden yakınıyor. Bir kere haklı, hızlandırmak lazım bu süreci. Yani kendimizi hazırlamamız ne kadar artarsa hazırlıklarımız, o denli hazır hale geliriz. Burada kurulacak model şudur. İki tane eşit kurucu devlet olacak. Bizim burada meclisimiz, hükümetimiz, yargı organımız, polisimiz, bütün kurumlarımız, belediyelerimiz hepsi olacak. Güneyde de kendilerinin olacak. Bir de federal çatıda ortak hükümet ve ortak organlar, senato, eşit sayıda senatörün olacağı, alt meclis, nüfus oranına göre olacak olan alt meclis, ama bütün yasalar alttan yukarıya gidecek. Senato onaylamadıkça geçerli olmayacak. Dolayısıyla bir siyasi eşitlik de öyle gelecek. Özel bazı yasalarda da özel çoğunluklar gerekli olacak. Şimdi vergiler konusunda bir bilgi vereyim. Bizim mesela doğrudan vergiler kurucu devletlere ait olacak. Dolayısıyla bizim vergi dairemiz toplayacak doğrudan direkt vergileri. Ama VAT gibi, katma değer vergisi gibi dolaylı vergiler federal bütçeye gidecek. Bizim ekonomikman daha iyi olabilmemiz için iki bölge halinde AB'ye tescilimiz çok önemli. Ekonomik dengesizlikleri gidermek için özel fonları vardır Avrupa Birliği'nin. Dolayısıyla biz kuzeyin bu şekilde ayrı bölge olarak tescil edilmesi halinde bundan yararlanacağız ve daha iyi bir noktaya geleceğiz. Türkiye ile olan ilişkiler nasıl olacak? Bir kere kurucu devletlerin ekonomik ticari anlaşmalar yapma hakkı olacak. Yani biz uluslararası anlaşmalar yapabileceğiz ve bu konuda da yakınız birbirimize. Yani kurucu devletlerin mi evet, hakkı olacak? Tabii. Yani kurucu devletler ekonomi, ticaret, turizm, sağlık gibi, kültür, eğitim, spor, bütün bu alanlarda uluslararası, bırakın Türkiye'yi, uluslararası nitelikli anlaşmalar yapabilecekler.
bu konuda bir ayrılık yok ve bu federal bir bütünlüğü zedelemez. Özür dilerim. Yani AB ve AB dışındaki ülkelerle, yani Türkiye AB'ye girmezse Türkiye ile böyle bir anlaşma yapabilir, değil mi? Tabii. Engellemez. Yani Türkiye ile zaten olacak. Yani Türkiye ile olmaması mümkün değil. Ama bizim hedefimiz sürekli Türkiye'den yardımla beslenen bir yapı kurmak değildir bu topraklarda. Kendi ayakları üzerinde duran, kendi kendini yönetmeye muktedir. Gelecekte o federal yapıda ve Avrupa Birliği'nde yaşayıp yarışabilecek bir yapıyı kısa sürede kurmak için çaba harcamamız lazım. Böylesi bir çözümde buna fırsat bulabileceğimize inanıyorum. Ayrıca Türkiye çok büyük bir ihtimalle, tabii bunlar günü gelince konuşulacak şeylerdir ama Kıbrıs Türk'üne geçmişte yaptığı birçok borç adı altında verdiği yardımları da muhtemelen geri talep etmeyecektir ki güçlü olarak yolumuza devam edebilelim diye. Bunlar tabii varsayım ama olması kuvvetli muhtemel varsayım. Ancak Türkiye ile elbette ki anlaşmalar yapma hakkımız baki olacak. Evet, Nihan Hanım buyurun. Evet, çok teşekkür ederim öncelikle sözü alabildiğim için. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi müsaade ederseniz 3 soru arka arkaya sormak istiyorum fırsatı bulmuşken. Bir tanesi biraz geçmişe gidip Sayın Talat'la Hristofyas dönemine dönmek istiyorum. Tabii şimdi Esman Bart Aydin'in sizin tarafınızdan görevlendirildiğini bildirdiniz az önce çeşitli görüşmeler yapmak üzere. Fakat Talat Hristofyas dönemine baktığımız zaman Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve müzakerecinin haricinde görevlendirdiği bir heyet vardı ve Avrupa'da, Amerika'da lobi çalışmaları yapıyordu. Böyle bir heyetiniz var mı? Varsa ben bilmiyorum, affedersiniz, özür dileyeceğim. İkinci sorum iç gündemle ilgili Cumhurbaşkanlığı örtünü ödeneği. Bununla ilgili bir bilgi almak isterim. Çünkü hem seçim döneminde bununla ilgili açıklamalarınız vardı şeffaflığı yönünde. Tabii basında çıkan haberler de var. 2015'i geride bırakmaya hazırlanıyoruz. 2016'ya gideceğiz. Örtülü ödenekle ilgili bir açıklama. Bir de su konusu. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özellikle bu son günlerde 13. maaşı da içine katarak bir kriz yaşandığı yönünde söylentiler var. Bununla birlikte Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gerçekten sizce bir kriz var mı? Su yönetimi konusunda. Türkiye ısrarlı çünkü devlet su işlerinin yönetimi ve özel bir şirketin buradaki yönetimiyle ilgili. Bizim BESKİ buna yeterli mi? Sorularım bunlar. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ediyorum. Bu biraz zaman alacak bu sorulara. Ama zamanımız da daraldı Sayın Başkan. 20 dakikamız ama tane var. Soru. Sizin zamanınız var. Şimdi bir süreyi birinci, açabiliriz. Birinci soruyla ilgili şunu söyleyeyim. Yani özel bir lobi grubu oluşturmuş değilim ben herhangi bir şekilde ama bizim bütün elemanlarımız zaten bununla görevli. Bu konuda bizim bünyemizde teknik komitelerde çalışan muhtelif kesimlerden, değişik toplum katmanlarından insanlar var. Onlar yardımcı oluyor. Onun dışında müzakere heyetimiz var. Benim ayrıca danışmanlarım var. Bizim devletimizin dışişlerinin temsilcilikleri var. Biz bir bütün halinde kimseyi dışlamadan en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama spesifik olarak bir grup oluşturduk da o lobi yapıyor diye bir şey söz konusu değil ama yine yabancılardan oluşan, eskiden gelen, ben kurmadım onu, eskiden gelen devletin işbirliği içinde çalıştığı lobi kuruluşları da vardı. Yani onu da size söylemiş olayım. Örtülü ödenekle ilgili şöyle bir bilgi vermek istiyorum size. Önce bu soruyu sorarak bana bu açıklama fırsatını verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Meclisten geçen bütçe tasarısında aslında örtülü ödenek lafı geçmez ama evet. Bunun adı tanıtma ve enformasyon hizmetlerine katkıdır ve bu yıllardan beri bu şekilde vardır. Yani benim zamanımda olmuş bir şey değildir. Benden önceki makam parasal iddialarla çok yüz yüze geldi benden önce. Mecliste
milletvekilleri banka dekontlarını göstererek yayınlar yaptılar. Şöyle bir gelenek vardı geçmişe dönük. Seçim harcamaları açıklanmazdı. Mal varlıkları açıklanmazdı. Ve seçim harcamalarının özellikle büyüklüğü de çok dikkat çekerdi. Ben bu konuyu gündeme getirdim mi? Seçimlerde getirdim. Doğrudur. Çünkü kuşku yaratıcı durumlar görmekteydim. Ben de diğer vatandaşlar gibi. Bense yıllarca seçim harcamalarını açıklamış bir gelenekten geliyorum. Son seçimlerdeki harcamalarımı da, gelir kalemlerini de beraber nereden geldiğini de açıklayan kişiyim. Artı mal varlığımı öteden beri, yalnız meclise bildirmekle kalmayıp, kamuoyuna duyuran kişiyim. Seçim öncesinde de bunu yaptım, seçildikten sonra da bunu yaptım. Bir şey daha yaptım ki o hiç örneği yoktur. Mal varlığımda meydana gelen bir değişikliği de açıkladım. Mesela arabamı sattım. O arabanın getirdiği gelirin ne olduğunu da kamuoyuna paylaştım. Meclise bildirmekle yetinebilirdim. Ben bunu yapmadım. Dolayısıyla kişisel olarak ve ailesel olarak ben hesabı açık, net, berrak olan bir insanım. Çok şükür ki bu konuda da halkımın bana çok ciddi bir güveni var. Meclisten geçen bu yasanın maddesi aynen şöyledir. Cumhurbaşkanlığı bütçesi altında öngörülen Cumhurbaşkanlığı Tanıtma ve Enformasyon Hizmetlerine Katkı Projesi'ndeki ödenek, devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleriyle itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili olarak kullanılır. Bu ödenek amaçları dışında ve Cumhurbaşkanı'nın ve ailesinin kişisel harcamaları ve siyasi partilerin ihtiyaçlarında kullanılamaz. Ve bu ödenekle ilgili harcamaların diğer yasalara bakılmaksızın denetim altında olmayacağı kuralı vardır burada. Şimdi yıllarca bu kullanıldı. Benden önceki cumhurbaşkanları da Sayın Talat 5 yıl boyunca kullandı. Sayın Eroğlu da 5 yıl boyunca kullandı. Şimdi ben 8 aydır bu görevdeyim. Ben şunu söylemekteyim. Bir kere vatandaşlarımız rahat olsun, müsterih olsun. Amaçları dışında ben tek kuruş ne kullanırım ne kullandırırım. Zaten benim sorumluluğumda olan bir kalemdir bu. Ailemle ilgili hesaplarım benim çok açık ve net ve kişisel olarak ortada. Parti olarak da benim bir partim yoktur. Geldiğim partisel geleneği hiçbir zaman inkar etmedim. Seçimin içinde de inkar etmedim ama bağımsız bir aday olarak girdiğimi ve öyle kalacağımı da ilan ettim. Dolayısıyla partiye benim para harcatmam diye bir şey asla ve katla söz konusu olamaz. Belediye başkanlığı yaptım ben Nihan Hanım ve bütçesinde para bırakarak kasasında ayrıldım. Tek kuruş haram yoktur. Bakanlık yaptım, beklenmedik giderler kalemini har vurup harman savurabilirdim. Hastanenin MR cihazı alımına katkıda bulundum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı yapıyorum. Bu kalem bu yasadaki çerçeve içinde ve en doğru şekilde harcanmaktadır ve harcanmaya o şekilde devam edecektir. Yıllarca kullanıldı. Ben de diyorum ki şimdi bu konuda doğru kullanım çerçevesinde daha bir süreye ihtiyacım vardır. Bunu göreyim ve dünyadaki örneklerine de bakayım. Ve bu konuda gelecekte nasıl bir yol izlenmesi gerekir, gerek benim, gerekse benden sonrakiler için belki çok daha farklı bir model gündeme getirilebilir. Dolayısıyla bu konuda ben farkındasınız. Bir takım şeyler yazılıyor, söyleniyor. Siz de ona dayanarak sordunuz bu soruyu. Bu konuda ben bu söylediğimin dışında daha fazla bir şey söyleyemem. Söylemem de doğru olmaz. Ancak ben halkımın güveninin artarak sürdüğünü görüyorum. Ve bu güveni boşa çıkarmayacağımdan herkes emin olsun. Bu kalem de dahil. Su konusuna gelince, su konusunda yine
bir kriz var mı yok mu noktasına nasıl gelindiğinin çok kısa bir değerlendirmesini şöyle yapmak isterim. Ben görevi ne zaman devraldım? 30 Nisan'da. 30 Nisan'da Bülent Arınç Bey geldi buraya. Başbakan yardımcısıydı. Ve seremonyal olaydan sonra yapılan heyetler arası görüşmede bize bu su konusunda şunu söyledi. Dedi ki, Sayın Cumhurbaşkanı dedi, biz bu konuda bir hazırlık yaptık. Türkiye, Kanada olarak bir öneri sunduk. Ve bu öneri yanıtlanmadı. Yani daha önceki hükümetten bahsediyor. Tabii diyor ki bekliyoruz yani. Kıbrıs Türk tarafının tavrı ne? Bize bu söylensin. Ona da o gün söylediğimi daha sonra her kim geldiyse son olarak Sayın Başbakan Davutoğlu da dahil hepsine söyledim. Benim bu konuda tavrım nettir. Kriz yaşamaya gerek yoktur. Böyle bir nimet bu su geldi. Halk bekliyor o tuzlu sudan kurtulsun. Bunu akıl yolunda birlikte kotarmamız lazım, başarmamız lazım. Ama unutulmasın, ben belediyecilik kökeninden gelen bir insanım. Belediyelerin hukukunu da korumak benim asli görevlerim arasındadır. Belediyeleri dışlamayacak bir formül bulunmalıdır. BESKİ formülü çalışabilir. Eğer eksiği, yanlışı varsa farklı modeller geliştirilebilir. Ama burada esas şudur. Yine Sayın Davutoğlu'na söylediğimi size de söyleyeyim. Yarın federal yapıya geçeceğimizde Kıbrıs Türk'ünün kendi kurumlarının sahibi olması, kendi kurumlarını yönetmesi, ama altını çiziyorum, iyi yönetmesi son derece önemlidir. Bu kurumları, kuruluşları batırmak değil. Çünkü böyle durumlar da yaşandı bu memlekette. Ben biraz önce söyledim, belediyenin kasasında para bırakarak ben ayrıldım ama benden sonraki dönemlerden bir tanesinde hele büyük borçlar devredildi. Sayın Harmancı şimdi akla karayı seçiyor nasıl bu borçların altından kalkacak diye. Kendisi yaratmadı bu borçlar. Birisinden miras bulundu Lefkoşa'nın sırtına büyük bir kambur olarak. Dolayısıyla yönetmek, ama iyi yönetmek kaydıyla belediyelerimizin de içinde olacağı bir modelin bu konunun çözümü olduğunu düşünüyorum. Bu konuda tabii ki teknik teferruattan öte bu prensibi vaz edip Kıbrıs Türk'ünün yerine geçiliyor havasını hiç yaratmadan Kıbrıs Türk'ünün kendi kurumlarının sahibi olarak ve iyi yöneticisi olmalarına katkı sağlayarak bir çıkış yolu bulmak lazımdır. Türkiye'de bugün belediyeler suyu yönettiği gibi Kıbrıs Türk belediyeleri de bunu yapabilir. Ama bu iş kavgayla olmaz. Bu iş böyle kriz şeklinde olmaz. Oturarak, konuşarak, akıl yolunda bir çıkış yolu bulmamız lazım. Yani bu bulunamayacak bir çözüm değil. Kıbrıs sorununu çözmeye çalışıyoruz. Çok daha çetrefilli. Suyu mu çözemeyeceğiz? Yani Sayın Başkan, içinde. Siz görüşlerinizi hükümete direkt olarak aktardınız mı? Yoksa bu yayın aracılığıyla mı mesajınızı bizim hükümete? Evet, bizim yani şimdi Türkiye hükümetinden gelen yetkililere bu netlikte söylüyorum. Onların da tabii ki kendilerine göre kaygıları var. Onu da tek taraflı aktarmış olmamak için onu da söyleyeyim. Onlar da diyor ki şu ana kadar yapıldı 1,5 milyar dolayında, hatta 1,6 milyar bir yatırım. 400 milyon daha yatırım yapılacak. Hem kanalizasyon için, hem boruların döşenmesi için, su kayıplarının giderilmesi için. Kim yapacak diyorlar bu 400 milyonluk yatırımı? Belediyelerin bu imkanı yok. O nedenle işte DSE'yi devreye girsin ya da ihaleyle özel şirketler devreye girsin filan şeklinde görüşler var. Ben bizim hükümet tabii ki biliyor benim düşüncelerimi. Yalnız bu konuda tabii ki prensip olarak bu konunun daha fazla sürüncemede kalmaya tahammülü yok bir. İkincisi, yerel yönetimleri dışlayarak da çıkış yolu bulunmaz. Dolayısıyla Kıbrıs Türk'ünün gelecekte federal bir yapıda Rumlarla da yaşayacağını ve bizim kurumlarımızın dışlanmadan iş yapabilir yetenekte ve kapasitede tutulmalarının ne kadar önemli olduğunun siyasi bir boyutu da vardır. Konu yalnız ekonomik veya su meselesiyle sınırlı değil, siyasi boyut da vardır.
Bizim hükümet elbette biliyor benim bu konudaki düşüncelerimi. Yani evet, öncelik bayanlara, Nemine Hanım'a bir söz verelim. Su konusunda aslında şöyle biraz da aslında müzakerelere bağlamak istiyorum. Yanılmıyorsam doğal kaynaklardan su federal devletin yönetiminde olacak. Yani federal devlet olacak. Ancak Türkiye'den gelen su doğal kaynak sayılmıyor. Ancak bildiğim kadarıyla Talat Christofias döneminde bir anlaşma yapıldı ve suyun yönetimi federal hükümetin yetkisine verilmesi konusunda uzlaşıya varılmıştı. Bu konu hiç gündeme geldi mi? Görüştünüz mü böyle bir şeyi veya görüşürseniz nasıl bir tutum takınırsınız? Yani suyun yönetimi konusunda değil ama gelen suyun Kıbrıs için ne büyük bir nimet olacağını konuştuk. Biraz önce size çizdiğim vizyonu onunla da paylaştım elbette. Yani bir yandan doğal gaz konusunu Mısır'a yönlendirme çabalarına karşı bunun yanlış olacağını, İsrail'le bir araya gelerek Türkiye, Kıbrıs üstünden Türkiye'ye yönlendirmeyi konuşurken gelen suyun da iki tarafın yararlanabilmesi açısından ne büyük bir imkan tanımakta olduğunu konuştuk. Ancak su yönetimi şeklinde bir şey konuşmadık. Hı hı. Ancak doğrudur söylediğiniz, doğal kaynaklar federal bir yetki olacak. Dolayısıyla onu da tabii ki dikkate almamız lazım ama bu dediğiniz su Türkiye'den geliyor. Bu bir doğal kaynak olarak değerlendirilmiyor. Şu anda konu federal boyutuyla değil, bizim kendi boyutumuzla alakalıdır. Bizim bunu çözmemiz lazım. Ve buna federal çerçevede bulacağımız çözüm, doğal kaynakları federal yetki yapsak da bizim burada bulacağımız çözüme bir olumsuz etkisi olmaz onun. Evet, önemli olan çözümü bulmak. Sayın Cumhurbaşkanı, Mavusalların ve Lefkelilerin büyük beklentisi var yeni kapıların açılması konusunda. Derinya kapısının açılmasında bir sıkıntı var mı? Ya da kapıların ikisinin de açılmasında bir sıkıntı var mı? Bir de mobil işbirliğinde bir sıkıntı, bir kriz olmuştu. Onda son durum nedir? Üçüncü bir sorum da son yaptığınız bilgilendirme toplantısına meclisteki siyasi partilerden bir tek DP ve UVP'nin genel başkanları katılmadı. Bir gerginlik var mı aranızda? Özellikle Hüseyin Özgürgün'ün size yönelik bazı eleştirileri de oldu. Var mıdır bir gerginlik bu konuda? Son Turizm Bakanlığı Müsteşarı'nın atanmasında da bir gerginlik yaşandı sanırım. Bir açıklama yapıldı ve atandı gerekli görüldüğü için ama nedir son durum? Üç konuya da yanıt vereceğim. Önce sonuncudan başlayayım. Bana verilen bilgi yaptığımız çağrıya Sayın Serdar Denktaş'ın neden gelemediğini Sayın Taçoy bronşit olduğu şeklinde bildirdi. Ben kendisine acil şifalar diliyorum. Herhalde bir hastalık nedeniyle gelemedi. Sayın Özgürgün'ün de galiba yurt dışında olması nedeniyle gelemediği söz konusu. Bizim sürecimizde partilerle ya da onların başkanlarıyla Cumhurbaşkanı arasında bir küslük yaşama lüksümüz yoktur. Farklılıklar olabilir. Değişik düşünceler olabilir ama sonuçta bu ülkenin seçilmiş makamlarıyız ve karşılıklı saygı içerisinde bu ilişkiyi götüreceğiz. Ben en azından olaya böyle bakıyorum. Değindiğiniz için o konuya da bir açıklık getirmek isterim. Sayın Özgürgün, Sayın Kemal Denizdana'nın turizm müsteşarlığını o dönem onaylamamış olmam nedeniyle eleştirilerde de bulundu. Bu vesileyle şunu söylemek istiyorum. Benim kişilerle alıp veremediğim yoktur. Yani filan kişiye yakınım, onu kolladım da falan kişiye uzağım, onun için böyle davrandım değil. Olay neydi? Turizm sezonu 2015 gidiyor, elimizden kayıyor. Aman 2016'yı kurtaralım diye turizm örgütleri bu kapıya geldiler. Benimle defalarca görüştüler farklı turizm örgütleri.
Sayın Turizm Bakanı'yla görüştüm. Bu içinde oturduğumuz bu salonda geniş bir toplantı yaptık. Bütün turizm örgütleri geldi. Ulaştırma Bakanı, Turizm Bakanı, onların müsteşarları geldi Sayın Aşıkoğlu da beraber. Ve 2016'yı konuştuk. Planlar, programlar tasarladık hep birlikte. Ondan sonra bir de baktık ki Ulusal Birlik Partisi'nin kurultay arifesinde bu görevde bulunan müsteşar apar topar görevden alınmak istiyor. Yerine bu sahanın yetişmiş bir elemanı olmayan bir kişi getirilmek istiyor. Ben bunun üzerine bir şey daha duyunca üstelik bir bilgi olarak bana şöyle de bir bilgi verildi güvenilir bir kaynaktan. Bu şimdiki müsteşar her ne kadar da 7 yıldır bu görevi yapıyor ama alınacak yerine başkası getirilecek pek bu sahanın insanı olmamakla beraber. Ancak o ayrılandan da danışmanlık hizmeti satın alacağız. Böyle de bir bilgi. Yani kusura bakmasın kimse, ben bunu onaylayamazdım. Ve bir de bunun bir de kurultay hesaplarıyla yapıldığı şeklinde de bir manzara çıkınca ortaya bunu imzalamadım. İmzalamamakla doğru hareket ettim. Şimdi Sayın Danay'ı imzaladım, şimdi de doğru hareket ettim. Neden? Nedeni çok basittir. O da şudur. Birinde mevcut olan ve bu işten anlayan biri vardı ve anlamayan biriyle yer değiştirilmek isteniyordu. Şimdi durum değişti çünkü Sayın Aşıkoğlu istifa etti. Dolayısıyla ortada boş bir makam var. Ben o boş makamı ısrarla ve inatla o şekilde tutarsam bütün olumsuzlukların faturası Cumhurbaşkanlığına kesilecek. Şimdi benim o noktada kendilerine yaptığım uyarılar var. Yani bu müşavir atanacak dendi ya. Bu müşavirler arasından bu görevi yapabilecek biri yok mu? Kendiniz onu, kendiniz değerlendirin şeklinde yaklaşımlar sergiledim. Kendileri yoktur dediler. Ve ısrarla şimdi atanmış olan arkadaşımız üzerinde ısrar ettiler. Şimdi böyle bir noktada burası inatlaşma makamı değil değerli arkadaşlar. Ben uyarımı yaparım, görüşümü söylerim. Siyasi sorumluluk hükümete aittir. Temenni ederim, ben yanılmış olayım ve başarılar peş peşe gelsin bu yeni müsteşarla birlikte. Benim temennim budur. Ancak dediğim gibi bakış açısı bu anlattığım tarzda oldu. Makamı dolduran mevcut o dönemin müsteşarıyla şimdikini kıyasladığım zaman doğru davranış mevcudu muhafaza etmekti. Onun telkininde bulundum imzalamamakla. Kendine bir iki ayda süre kazandırmış oldum aslında. Ama bütçe geçer geçmez istifa önüme gelince o zaman da hiç beklemeden, tereddütsüz. Çünkü o yeterli süreydi o. Ekim ayından bahsediyoruz. Ekim, Kasım, Aralık. Aralığın sonuna kadar geçen sürede hükümet bir daha sordum. Bana dediler ki hayır biz Sayın Danay istiyoruz. O zaman ben de onu o şekilde imzaladım. Bunun tutarsız davranmakla hiçbir ilişkisi yoktur arkadaşlar. Bu tutarlı bir davranıştır. Gelelim Derinya'ya. Derinya ile ilgili son durum şudur. Bu geçiş kapıları teknik komitesinden aldığım, bu soru gelebilir diye aldığım rapor var bugün. Şimdi her ikisinde de mayın araması yapıldı her şeyden önce, onu söyleyelim. Lefke Aplış'ta mayınlar bulundu, temizlendi. UNMAS tarafından, Birleşmiş Milletler tarafından bu mayınlar temizlendi. Ve yol yapım çalışmalarına hazır hale getirildi Lefke Aplış. Bizim taraftaki mesafesi kısadır ama Rum tarafında 3 kilometreye yakın ve engebeli bir arazi söz konusudur. O taraftan dolayı gecikme söz konusu olabilir Lefke Aplış'ta. Bana komitenin verdiği bilgi bu. Derinya'da ise Rum tarafında çok kısa bir mesafedir. O hemen yapılabilir. Bizim tarafta 2.75 kilometrelik bir yolun yapılması lazım. Avrupa Birliği bu yollar için 1.8 milyon euro mali yardım yapacak. Bu mali yardım 16 Ocak 2016 tarihinde serbest kalacak.
Ancak serbest kalmadan da proje için ihaleye çıkıldı biliyorsunuz. UNDP tarafından ihaleye çıkıldı. Bugünlerde ihalesi tamamlanacak. Ve bu ihale tamamlandıktan sonra bu yolun yapımına başlanacak. Bu verilen rapordan benim anladığım, Lefke Aplıç Rum tarafındaki işler hızlandırılmazsa Derinya'dan daha sonraya kalma tehlikesi var. Derinya'nın daha erken açılma durumu söz konusu. Derinya konusu basit bir konu değildi bizim için. Askeri anlamda hassas bir bölge. Ve burada alternatif yol güzergahları gündeme geldi. Ancak şöyle bir durum söz konusuydu. Eğer iki taraf anlaşmazsa, uzlaşmazsa mevcut yolu kabul etmek zorundasınız veri olarak. Eğer iki taraf anlaşırsa bir alternatif güzergahta sorun yok. Geçmişte Bostancı kapısı açılırken de bizim taraf üstelik harcama da yaptı, yol yaptı alternatif. Fakat Rumlarla uzlaşma olmadığı için döndük eski yola. Tekrar yaptık. Lokmacı'yı hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum. Uzlaşma olmadığı için önce köprü yaptık, sonra döndük gittik. Ben aynı duruma düşmemek için alternatif yol güzergahı söz konusu olduğunda Rum tarafıyla uzlaşsın bizim teknik komite. Ben öyle olur mu veririm dedim. Bu uzlaşma olsaydı hiç sorun yok. Bu uzlaşma olmayınca mevcut güzergahla ilgili diğer makamlarımızın, ilgili makamlarımızın tereddütlerini giderdik. Ben çok suçlamalarla karşılaştım. İşte asker yumruğu masaya vurdu, Akıncı geri adım attı, Akıncı şunu dedi, bunu dedi, bunu yapmadı falan diye çok eleştiriler geldi. Ben sustum ama işimi yaptım. Gerekli temasları, diyalogları kurarak mevcut güzergahta Rum tarafıyla birlikte uzlaştık. Şimdi tabii orada bir yolun yapılması lazım. Bazı tellemeler yapılması lazım yolun etrafına. Görülen bir tarih var mıdır bu kapıların açılması için? Benim açımdan en erken zaman, yani yarın açılabilse yarın açılır ama yapım meselesi, yani proje bitecek ve para işte 1.8 milyon euronun olduğunu da söyledim. Geriye kalıyor yapım ihalesi gündeme gelecek. Yani bilinçli bir geciktirme yoktur, onu size söyleyeyim. Yalnız bu işin hızlanmasını ben de isterim. Çünkü Mausa'daki esnafa benim de verilmiş sözlerimden biridir bu. Çok açık ve net size söyleyeyim. Mausa surlar içini gezdiğimde esnafın benden en çok istediği kapı bu oldu. Ben de bu kapının açılması için ve Aplıç tabii Lefke'yi, Lefke esnafı ve halkı istiyordu. Rumların başka öncelikleri olmasına rağmen başka kapılarda da bu iki kapı üzerinde uzlaşma sağladık. Bu son derece önemlidir. Onun için bunun bir an evvel yerine gelmesini istiyorum. Bu konu tabii ki Cumhurbaşkanlığı'nın alet edevatı yok, gitsin o yolları yapsın. Bunu yapacak olanlar bellidir. Bunu gözetleyecek olan hükümettir. Hızlanması için ilgili bakanlıklardır. Ve ihale sonrası kimse yapacak olan onun hızlandırılmasıdır. Biz de tabii ki Cumhurbaşkanlığı olarak elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Mobil telefonlar tek konudur ki yürümedi bu aldığımız tedbirlerde. Yürüme ihtimali ortadan kalktı mı Sayın Başkan? Yok, yani Rumlar eğer derse ki ya yani bu yasamız varmış, ne bu yasaya takılıp Kıbrıslı Türklerle bu kadar önemli bir iletişim ağını engellemeyelim sağduyulu yaklaşımına gelirlerse yarın başlar. AB mevzuatı çerçevesindeymiş diye. Bir yasa yapmışlar 2004'te AB mevzuatı çerçevesinde de o yasada engel varmış. Neymiş? Bizim operatörler illegalmış. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Yani önce uluslararası bir merkez dediler. Bizim operatörler gittiler oraya üye oldular. Başka başka konular gündeme geldi. Hepsi yerine getirildi. Bakınız kapıları anlattım. Bir uzlaşmazlık yok aramızda. Zaman istiyor, adım adım yapılıyor. Elektrikten de yeri geldiği için bahsetmiştim. Enterkonnekte yapıldı. Gene orada da bir tek tetkik, bir kontrol yapılacak. Uluslararası bir firmanın celbedilmesi isteniyor ki tamamdır, çalışır bu sistem. Bağlanacak ve sürekli bağlı kalacak.
bir tarafta bir şey olursa kesinti, diğer taraf hemen onu karşılayacak. Üretimini arttırır. Ve fark etmeyeceğiz belki de elektriğin kesildiğini bile ve mahsuplaşmalar olacak. Frekanslar, radyo frekanslarıyla ilgili orada da gelişmeler oldu. Onun dışında da aldığımız bütün kararlarda hep adımlar atıldı. Teknik yeni komiteler kurdu, kültür, toplumsal cinsiyet eşitliği komiteleri, onlar da çalışmalarını yapıyor. Son bir komitede daha kurduk, belki en önemli komitelerden biri eğitim. Biz komitenin eş başkanını tespit ettik. Sayın Meltem Onurkan Samani, ki bu konularda geçmişte de çalışmaları var. Rum tarafının da eş başkanını bekliyoruz, onlar da tayin etsin ve grup oluşsun. Bir an evvel bu çalışmalar başlasın. Eğitim Kıbrıs'ın geleceği için son derece önemli. Yani daha size sayabileceğim diğer bütün aldığımız kararlarda her şeyi yaptık. Rumlar da diğer konularda yaptılar üzerlerine düşeni. Ancak bu mobil telefon konusunda ne yazık ki bu pürüz çıktı. Şöyle bir formül öneriliyor. Primatel diye bir firma varmış o tarafta. Çift taraflı SIM kart kullanmak suretiyle iki tarafta da çalışabilirmiş aynı telefon. Bunu her isteyen yapabilir. Bu iki toplum arasında bir güven artırıcı önlem sayılmaz. Gidip alırsınız, takarsınız, daha fazla para verirsiniz, yaparsınız. Biz burada taraflar birbirini tanımasalar da daha şimdiden işbirliği olanaklarını yaratmaktır bizim yaptığımız. Biz birbirimizi tanıyor muyuz? Biz onları Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı olarak tanımadığımız gibi onlar da bizi Cumhurbaşkanı sıfatıyla tanımıyorlar. Ama oturuyoruz ve çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bazı konularda da üretiyoruz. Bu da aynıdır. Aynı mentaliteyle yaklaşmak lazım olaya. Evet, Sayın Başkan, hedeflediğimiz süreyi tamamladık. Emine Hanım, lütfen son iki soru alalım Sayın Başkan. Hedeflediğimiz süreyi aştık. Peki. Ve onlarla tamamlayalım. Emin Bey ve Fatma Hanım'dan birer soru alalım. İkisine birlikte yanıt tekrar dönmek isterim. Suyla ilgili görüşlerinizi anlatırken siyasi boyutuna dikkat çektiniz. Ve bugünkü konjektürde olaya baktığımızda hükümetin, yani bu su krizinden dolayı hükümetin bozulması ve bir iç siyasette bir kaosun gündemde olduğunu hepimiz biliyoruz ve her an bunun haberini de bekliyoruz. Yani hükümetin bozulmasıyla birlikte iç politikadaki karışıklık veya belirsizlik masadaki sizin pozisyonunuzu olumsuz etkiler mi? Aynı konudaki ikinci sorum da özellikle sizden önceki dönemlerde müzakere masasında Rum liderler dönem dönem sizin bu konularda söz sahibi değilsiniz, biz Türkiye ile konuşmamız gerekir gibi telkinlerde bulunuyorlardı. Su krizi de bize aynı şeyi, gündemi yeniden getirebilir. Yani Türkiye'nin ısrarla, Türkiye'den bir şirketin suyu yönetmesi çabası, şeyi diretmesi sonrasında müzakere masasında da bu önünüze belli konularda yeniden bir tehlikeli durum olarak gelebilir mi? Bu yönde bir endişeniz var mı? Yani hükümet bozulması, istikrarsızlık elbette benim ve vatandaşın arzu ettiği bir şey olamaz. Ne kadar oldu bu hükümet kurulalı? Temmuz'da mıydı? Yani 6 ay, 5 ay. Yani 6 ay bile olmadı belki de. Yani 1 yıl olmadı en azından diyelim. Sık sık bozulan, kurulan hükümetlerin istikrarsızlıktan başka bir şey getirdiği söylenemez. Ne olacak ondan sonra? Ben tabii ki meclisin işine karışamam. Meclis içinden bir hükümet çıkar. Belki birkaç hükümet çıkar, bilemem. Ama benim temennim hükümet krizi değil, hele bu zamanda. Yani biz önümüzdeki aylarda bir çözümü hedeflerken, şimdi bir de hükümet kriziyle bu toplumun uğraştırılması bence hiç doğru bir gelişme olmaz. Su krizi noktasından bizim masada elimizin zayıflaması, öyle bir şey düşünmem ama her kriz eğer çözüm bulmazsa bütün toplumun bünyesini zayıflatacağı için bünyesi zayıflayan toplumun masadaki gücü de elbette zayıflar. O anlamda olaya yaklaşabiliriz. Siyasi boyut bakımından zaten ben onu gündeme getirdiğimi söyledim.
Yani Kıbrıs Türkü'nün yerine geçme yerine Kıbrıs Türkü'nün muktedir hale getirilmesi, Kıbrıs Türkü'ne yardımcı olup mesela eğitilerek bu konularda balık yemeyi değil, balık vermeyi değil, balık tutmayı bilmediğimiz noktalarda onun bilgisini, eğitimini alarak bizim bu kurumlarımızı ve kuruluşlarımızı yönetmek, altını çizerek tekrar ediyorum, iyi yönetmek noktasına gelmemiz lazım. Temenni ederim ki su nedeniyle hükümetler bozulup hükümetler yıkılır noktasına gelmeyelim. Su güzel bir şeydir. Bu sudan herkes yararlansın. Ama tabii ki bu partiler bilir. Son tahlilde kararı kendileri vereceklerdir. Temenni ederim ki bir uzlaşı noktası bulunsun. Evet, Fatma Hanım, buyurun. Şimdi çok fazla genelde iç konulara girme noktasında çok hevesli değilimdir. Çünkü Kıbrıs'ta bir çözüm olmadığı takdirde ülkede uluslararası hukukun içerisine girilmeden bir sistemin kurulamayacağına inananlar kısmındayım kendim şahsen. O yüzden de iç konulara çok fazla girmek istemiyorum ama Cumhurbaşkanı olarak siz üzerinizde çözümü gerçekleştirirken olan sorumlulukta içte yaşadığımız bir sürü sayabileceğimiz gelir dağılımındaki adaletsizlik, işsizlik, vatandaşın ödemiş olduğu vergilerin karşılığını sağlık, eğitim, yol birçok konuda alamadığı gibi ve ilk kez bu kadar yıldır haber yapıyoruz. Arkadaşlar da beni doğrular herhalde. Kriminal suçların bu kadar artışı ve ilk kez bir polise silah çekildi bu ülkede. Yani geldiğimiz noktada artık bir çözüm olamadığı takdirde ve ülke Taksim'e gitme noktasına gelindiği takdirde kuzeyde Kıbrıs Türklerin daha da göçünün artacağı noktasında ben kendi endişelerimi dile getirdim. Siz Cumhurbaşkanı olarak bu sorunları gözlemlediğinizde en çok sizin bu sorumluluğunuzu artıran ve en büyük sorun olarak gördüğünüz konulardan birkaç tanesini sayabilir misiniz? Yani her biri sorunların kendi içinde ciddi sorunlardır. Bir kere gelecek belirsizliğinin devamı bence son derece mahsurludur. Ciddi bir sorundur. Uyuşturucunun ülkemizde çok küçük yaşlara kadar indiğini görüyoruz. Kriminal derken herhalde onları da sayıyorsunuz. İntiharlar artmıştır ülkemizde. Cinayetler maalesef artmıştır. Trafik kazaları günlük vakalar haline gelmiştir. Ve ekonomide tabii ki sıkıntılarımız vardır. Pek çok sorun var. Yani bunları sorunlara haksızlık etmek istemem sıralamaya koyarsam ama şunun altını çizmeyi gerekli görürüm. Evet, Kıbrıs sorununu çözersek adım adım bazılarından bunların hızlı bir şekilde bazılarını çok ciddi uğraşmaya devam ederek halledebileceğimize inanırım. Bir çırpıda cennete geçmeyeceğiz. Yani bir çözüm olacak ve sihirli bir değnek bizim bütün iç meselelerimizi halledecek. Öyle bir şey yok. Ama şu var, girdiğimiz anda çözümle beraber Avrupa Birliği'nin bütün kuralları adım adım kuzeyde de geçerli olmaya başlayacak. Avrupa Birliği'nde nedir bizim arzuladığımız, sevdiğimiz, istediğimiz? Demokratik, insan haklarına dayalı sistemin yanı sıra insan yaşamına, çocuk haklarına, kadın haklarına, cinsiyet eşitliğine, insana daha çok değer veren, demokratik hukuk normlarına değer veren, çoğulcu anlayışlara, çok kültürlülüğe saygısı olan, insan haklarına saygısı olan ve normların, kuralların geçerli olduğu yeni bir yapılanmaya gideceğiz. Mesela basit bir şey hatırlatayım.
Güneyde Avrupa Birliği'ne girmeden önce kapatılan mezbaha sayısı 35'ti. Ve adım adım sağlıklı et kesimine yöneldiler. Bizde böyle bir durum yok. Biz de mecbur olacağız. Sağlıklı et verelim vatandaşlarımıza. Hem kesiminde, yalnız kesiminde değil, taşınmasında da. Görürsünüz zaman zaman bu etlerin nasıl taşındığını. Dolayısıyla bu basit bir örnek ama çok çarpıcı bir örnek. Bunu artırabilirsiniz tarımsal ilaçlara da, kanserojen maddelere kadar. Yani çok normlu, kurallı bir yaşama geçeceğiz. Bazı vatandaşlar örnek gösterir. Burada bağlanmıyoruz da karşıya geçince hemen kemerimizi bağlıyoruz diyorlar. Neden? Veyahut da diğer tarafta kapalı salonda sigara içmiyoruz ama burada sigara içilmedik, meyhanemiz kalmadı. Her tarafta meyhaneyi bıraktım. Hastane, meclis, yasaları yaptığımız mecliste de içeriz. Kapalı alanlarda sigara, hastanede bazen doktorlarımız içer. Bunları zannediyorum ki yavaş yavaş gündemimizden çıkarmaya başlayacağız. Ancak hep söylediğim bir şeyin altını çizmek isterim. Hastanede sigara içmemek için Avrupa Birliği'ne girmeyi mi bekleyeceğiz? Niye? Kemerlerimizi takmamız için, her şeyden önce can güvenliğimiz için illaki güneye geçmeyi mi bekleyeceğiz? Ya da Avrupa'ya girmeyi mi bekleyeceğiz? Ben bunun da değişmesi, bu anlayışın da değişmesi gerektiği taraftarıyım. Yani siz güzel bir şey söylediniz. Kendi açınızdan çok haklı yönleri olmakla birlikte söylediğinizin, yine de ben şimdiden de bir şeyleri yapabileceğimizi ve her şeyi çözüm sonrasına erteleme lüksümüzün olmadığı kanaatindeyim. Evet Sayın Cumhurbaşkanım. Son sözlerimi söyleyebilir miyim vatandaşlara? Son sözlerinizi söylerken ben de şu soruyu yönetmiş olayım. Tamam. Yılbaşı gecesini nerede geçiriyorsunuz? Sürpriz bir ziyaret var mı? Rum liderle buluşmanız söz konusu olabilir mi yılbaşı gecesi? Ya yılbaşı gecesi bırak aileyle buluşalım. Rum liderle buluşma o Trodos'ta olacak zaten. Ona da şimdiden mutlu yıllar dileyelim. Gerçi mutlu Noeller kısmı geçti. Mutlu yıllar. Aileyle evde olacağız. Geneldeki tavrımız bizim budur. Yani başka bir programımız yok. Ben önce hepinize teşekkür etmek isterim. Böylesi bir olanağı beraber yarattık. Umarım bizi izleyen vatandaşlarımız sıkılmadılar. Bizim görüşlerimizden, sizlerin soruları vasıtasıyla açılan konulardan daha çok bilgi sahibi oldular. Bilgi sahibi olmadan yanlış yorum yapmak her zaman mümkündür. Ama doğru bilgiyle, verebileceğimiz oranda doğru bilgiyle ben elimden geleni vermeye çalıştım, aktarmaya çalıştım sizlere. Belki küçük bir bilgi daha vermek lazım kapatırken programı. O da çok konu oldu sormadınız ama bu plaka konusu aracı soracaktınız. Benim aklıma geldi şimdi kapatırken o konuda da yurttaşlarımızı bilgilendirelim. Sanki ben uydurmuşum gibi o plakayı diye bazı haberler yansıdı. Hayır ben uydurmadım. Daha önce harfler vardı KKTCB. O herhangi bir yasanın gereği değildi yani. Herhangi bir şekilde bir yasal mevzuat, yönetmelik, tüzük öyle bir şey söz konusu değildi. Ve o çok da anlamlı değildi yani. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başkanı yani cumhurbaşkanı da değil harfleri düşündüğümüzde. Halbuki cumhurbaşkanlığının kendinin logosu var yasal olarak. Plakaya koyduğumuz güvercin ağzında zeytin dalı etrafındaki defne. Tamamen yasal ve 2007 yılında mecliste yasalaşmış olan Cumhurbaşkanlığı'nın logosudur. Onu da bu vesileyle söyledikten sonra ben hem sizlere hem ailelerinize hem de bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza
Önce sağlık diliyorum yeni yılda. Bizi gerek hapishanede bir kader kurbanları olarak bulunan insanlar, hastanelerde şifa arayan insanlarımız, yurt dışında olan kardeşlerimiz ve burada yaşayan tüm kardeşlerimize 2016'nın en başta sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Ayrımsız, hangi partiden olursa olsun ya da partisiz olsun, tüm yaş kuşağında 7'den 70'e tüm insanlarımıza ve diğer topluma da, adanın bütün toplumlarına barış ve huzur diliyorum. Bölgemize bir an önce barışın gelmesini temenni ediyorum. Artık 2016'da sahillere vuran cansız çocuk bedenleri olmasın temennisinde bulunuyorum. 2016'da bir konuda daha gelişme sağlamamızı diliyorum. Geçen gün laboratuvara gittik. Antropoloji laboratuvarında masaların üstünde yığınla kemik duruyordu. DNA testleri sonuçlarıyla hangi kayıp kişiye ait olduğunun bulunması için çabalar gösteren bir komisyon var. O komisyon çabalarını da sonuna kadar desteklemek için Rum liderle birlikte bir ortak çağrı yaptık. Kim biliyorsa, bilgi kimde varsa, bu bilginin de sağlıklı olması kaydıyla, güvenilir olması kaydıyla bu komisyona iletilmesini ben de arzu ediyorum. 2016'da kayıp ailelerinden kaç tanesi olursa olsun, ister Türk ister Rum olsun, kaç kişiye daha sevdiklerinden arta kalanı ulaştırabilirsek, onları bir mezar yerine kavuşturabilirsek, bir dua okuyabilecekleri, bir çiçek bırakabilecekleri bir yere kavuşturabilirsek, ben de daha çok huzur bulacağımı düşünüyorum o aileler gibi. Ve bu duygu ve düşüncelerle temenni ediyorum ki 2016 hepimiz için, tüm bu adada yaşayan insanlar için ve tüm dünya insanlığı için daha iyi, daha güzel bir yıl olsun. Bu temennilerle tekrar hepinize teşekkür ediyorum ve daha iyi bir gelecek diliyorum hepinize. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Tabii yalnızca BRT ailesi olarak değil, Ada TV, As TV, Diyalog TV, Genç TV, Kanal T, Kıbrıs TV ve Sim TV olarak bize bu gece bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, yaklaşık 2,5 saattir sizlerle birlikteyiz bu ortak yayında ve burada noktalıyoruz. İyi bir gece geçirmeniz dileğiyle noktalamış olalım.